Herkese merhabalar. Yepyeni bir tarif videosuyla yine karşınızdayız dostlarım. Bugün çok güzel bir tarifimiz var. Özellikle pazar kahvaltılarının vazgeçilmezlerinden bir tanesi olan krep yapacağız. Ama bu krep birazcık farklı olacak çünkü kakaolu bir krep yapacağız. Ama siz isterseniz eğer normal versiyonuyla da yapabilirsiniz. Ve bu yaptığımız kreple de aynı zamanda çok pratik de bir atıştırmalık böyle güzel bir tatlı tarifi vermek istiyoruz. Çok pratik bir tatlı gerçekten yaptığımız zaman göreceksiniz. Şimdi malzemelere bakacağız öncelikle ama malzemelere geçmeden önce kanalımıza hala abone değilseniz abone butonuna basıp bildirimleri açarsanız çok mutlu oluruz. Şimdi gelin birlikte bir malzemelerimize bakalım ve tarifin yapılışına birlikte geçelim. Burada 1,5 bardak sütümüz var. Bu bitkisel bir süt tabii ki. Bizim çok severek yaptığımız ve sürekli kullandığımız bir fındık sütü tarifimiz var. Kanalımızda zaten tarifi var. İsterseniz ona da bakabilirsiniz. Burada 1 su bardağı unumuz var. Biz bunu karışık kullandık. Yarısını yulaf unu, yarısını beyaz un olarak kullandık. İsterseniz tamamını beyaz undan da yapabilirsiniz. Biz biraz daha sağlıklı olmasını istediğimiz için aslında yarısını yulaf unu kullandık. 1 çay kaşığı vanilimiz var burada, vanilyamız var. 5 yemek kaşığı zeytinyağımız var. Normal sıvı yağ da kullanabilirsiniz. 1 yemek kaşığı da kakaomuz var. Bu kakao opsiyonel. Dediğim gibi bunu kullanmazsanız eğer normal bildiğimiz klasik krep olarak da yapabilirsiniz. Şimdi gelin birlikte tarifin yapılışına geçelim. Şimdi ununu yavaş yavaş ekliyorum ki topaklanma olmasın. Bu arada birazcık cıvık oldu krepimizin kıvamı. Şimdi yarım bardak bir un daha var. Yavaş yavaş onu da ilave edeceğim. Evet, şimdi dostlarım görüyorsunuz kıvamını. Şu an tam istediğimiz forma geldi. Bir yemek kaşığı daha, yani ekstra bir tepeleme yemek kaşığı daha un ilave ettim. Yarım bardak değil, yarım su bardağı aldım ama onun bir yemek kaşığı kadarını ilave ettik. Şimdi artık tavamızda krepimizi hazırlıyoruz. Evet, şimdi krep tavamıza çok az bir yağ damlatıyoruz ve onu bir fırça yardımıyla tavamızın zeminine iyice yaydırıyoruz. Şimdi de bir kepçe ile krepimizi tavamıza alıp hazırlıyoruz. Evet dostlarım, kreplerimiz hazır. Bu arada şunu söyleyeyim. İlk krepler her zaman şekil itibariyle birazcık bozuk olabiliyor ama sonlara doğru böyle çok güzel şekillerde krepler çıkıyor. Bilginiz olsun. Yani ilk başlarda eğer ki çok düzgün şekilde krepleriniz olmazsa yani niye olmuyor diye can sıkmayın lütfen, olur mu? Şimdi bu kreple gerçekten çok hem kolay hem de çok güzel bir tarif yapacağız şimdi. Tatlı tarifi vereceğim size. Çok basit dostlarım. Şimdi muzlarımızı krepimizin orta kısmına ilave ediyoruz. Evet, şimdi burada size iki tane önerim olacak. Ya bitter çikolatayı benmer usulü eritip üzerine dökebilirsiniz ya da elinizde böyle agave şurubu tarzında ya da hurma suyu tarzında bir sıvı tatlandırıcınız varsa hurma balı da olur. Onu da böyle üzerine gezdirirseniz şu an benim yaptığım gibi gerçekten çok lezzetli olacaktır. Şimdi bunu saracağız dostlarım. Ve şimdi üzerine de yine çok az bir şey, az önceki tatlandırıcımızdan şöyle gezdirelim. Hem tabak içinde güzel bir görsel oluşturmuş oluruz. Ve üzerine evet dostlarım, gördüğünüz gibi krepimizle son derece basit ve görsel açıdan da muhteşem bir tatlı sunumumuz oldu. Tatlı hazırlamış olduk. Eğer isterseniz bu krep tarifini böyle de değerlendirebilirsiniz. Gerçekten olağanüstü lezzetli, çok pratik bir tatlı olmuş. Bayıldım lezzetine. Bu krep tarifini yaparsanız bu pratik tarifi de denemenizi kesinlikle öneriyorum dostlarım. Böylelikle bir tarif videomuzun sonuna gelmiş olduk. Umarım bu tarifi beğenmişsinizdir ve faydalı bulmuşsunuzdur. Tarifimizi beğendiyseniz beğen butonuna basıp arkadaşlarınızla paylaşmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Sağlıkla kalın, mutlu kalın, görüşmek üzere, hoşça kalın. Bye bye.